İsveç'te bir bayram trafiği hakim. Christmas için evlerine gidiyor çoğu insan. Kayak bulamadığımız için kendi yöntemlerimizle kaymayı geliştirdik. Bizimkisi de hemen bunun arkasında bulunan bu kırmızı kabin. Size şimdi elin içini de göstereyim. Bu karı geçmem gerekiyor. Bakın dizime kadar gömülüyorum şu an. Herkese merhabalar. Stockholm'dan Sundsvall'e doğru gidiyoruz. Çünkü orada bir Airbnb kiraladık. Gittikçe kar artıyor yolda. Şimdi de mola için durduk bir yerde bir tuvalete girelim diye. Böyle de bir alan bulduk. Yani şu bankın üstündeki kar seviyesine bakar mısınız? Biz daha da yukarıya çıkacağız. Nereden baksanız 3-3,5 saat daha yolumuz var. İkinci video burada başlıyor. Kar seviyesine bakın şu an. Ayağım bayağı giriyor. Bembeyaz. Şu bankın üstündeki seviyeye bakın bir de. Efsane. Burada bir park var. Tabii ki o da karla kaplı. Durduğumuz yerdeki tuvaletleri göstereyim. Sadece erkekler için olan da şöyle bir pisuar var. Kadın ve erkek için olan biraz daha düzgün. Burada en azından lavabo da var. Burada da bir klozet var. Yani çok pis değil. Tabii çok temiz de değil. Su da içilmiyormuş burada. The stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. Yol kenarında McDonald's'ı gördük. Yemek yemek için şimdi burada durduk. Bu ülke kocaman bir kayak merkezi. McDonald's'ın fiyatları bence ucuz bu ülkede. Mesela şu ikisine 20 Euro'dan az verdik. Evet. Hollanda'da kesinlikle daha pahalı. 25-30 Euro arası verirdik. İsveç'te bir bayram trafiği hakim. Christmas için evlerine gidiyor çoğu insan. O yüzden yol boyunca hep fazla araç vardı, fazla trafik vardı. Hala da devam ediyor. Yolumuz sürekli uzuyor. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Trafik hala devam ediyor. Hava karardı. Ama şu an saat kaç? Evet, saat 3.30. Bu kuzeye gittikçe daha da böyle azalarak devam edecek. 2 küsürde kararacak. 3 saat falan gündüz yaşayacağız. It really makes me wonder. Saat şu an 4:08 geçiyor. Hala trafikteyiz. Hava da bu şekilde karardı. Toplam yolumuz 400 kilometreydi. 6,5 saattir yoldayız. Hala 1,5 saatimiz var. Çünkü yolda çok trafik vardı. Bütün İsveçliler tahminimizce Christmas'larını kutlamaya ailelerinin evlerine gidiyorlar. Köylerine tabii, dönüyorlar yani. Çok komik. Aynı bizdeki bayramlar gibi gerçekten. Ama tabii şu da olabilir. Bazen kar küreme araçları görüyoruz. Yolun karşı şeridinden gelen. Mesela onların arkasında yoğun bir trafik oluyor. Bu nedenden dolayı da çok bekliyor olabiliriz aslında. Şimdi bir yere geldik. Kahve aldık. Bir mola vermek için. Burada da kar seviyesini görüyorsunuz. Banklar karın altında kalmış tamamen. Şimdi yolumuza devam edeceğiz tekrar. Nasıl benzin aldık Mert? Önce kartımızı takıyoruz. Buraya. Bizden şifremizi istiyor. Kart şifremizi. Ardından pompa çalışabilir hale geliyor. Ve biz de istediğimiz benzini direkt alıp doldurmaya başlayabiliyoruz. Aynen. Karttan muhtemelen depozito alıyor ilk başta. Sonra aldığın miktar kadarını da otomatik kesiyor. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes?
Airbnb'de kalacağımız eve geldik. Kalacağımız ev tam bu ortadaki ev değil. Burası çiftlikteki ana ev. Burada yaşayan insanlar da yandaki kırmızı kabinleri inşa etmişler. Bir tane de sağ tarafında var. Onları kiralıyorlar Airbnb'ye. Biz de o sağ taraftaki, yani şu an ağacın arkasındaki kabinde kalacağız. Size şimdi oranın içini de göstereceğim. Evin hemen yanındaki yoldan yürüyorsunuz. Hemen burada solda bir kabin var. Bu evde gerçekten güzel gözüküyor. Genel olarak perde kullanmıyorlar gibi ve evde kimse olmasa bile mumlar, şamdanlar yanıyor evlerde. Bizimkisi de hemen bunun arkasında bulunan bu kırmızı kabin. Böyle iki katlı yapmışlar, bir kat asma kat gibi. Buraya günlüğüne 105 euro verdik. Şimdi evin önünü göstereyim dedim. Bu karı geçmem gerekiyor. Bakın dizime kadar gömülüyorum şu an. Şimdi biraz düzeldi gibi. Şu merdivendeki tabakayı görüyor musunuz? Gerçekten ülke kocaman bir kayak merkezi. Burçan da dediği gibi. Bakın burası da evin önü. Şu karın pürüzsüzlüğü beni benden alıyor. Kar pantolonlarıyla yuvarlanacağız yarın buralarda. Size şimdi evin içini de göstereyim. Şöyle girince bir mutfak var. Burçak da burada şu an bize yemek hazırlıyor. Hemen kuzulu bir akşam menemeni. Güzel, süper. Şöyle uzaktan göstereyim. Şuraya bir masa koymuşlar. Böyle güzel bir mutfak var. Şurası tuvalet. Burada şu arkası açıkta olan tuvaletler çok moda. Başka türlüsünü görmedim. Yani bu duvara gömülü olanları daha hiç görmedim. Burası lavabo. Şurada da bir tane çamaşır makinesi var. Buradan oturma odasına geçiliyor. Mutfağı arkanıza alınca. Burası da gayet güzel. Evin önünü size bu camdan, bu camın önünden gösterdim az önce. Buradan mutfağı gördük. Oturma odasını gördük. Şimdi bir de üst katı göstereyim. Bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. İki tane oda var aslında. Hemen merdivenlerin solunda iki tane tek kişilik yatak var. Bu odayı arkanıza aldığınızda da bu tarafta üç kişilik yatak var. Odaların arasında kapı yok. Ama büyük ölçüde birbirinizi görmüyorsunuz. Yani çok rahatsız olacağınız bir durum yok. Bir oda paylaşıyor gibi çok değilsiniz. Bu eve dediğim gibi 105 euro verdik ve biz burada 4 kişi kalacağız. Bu fiyat gerçekten diğer Avrupa ülkelerindeki otellerle karşılaştırınca bedava. Günaydın. Yaklaşık 20 dakika önce güneş doğdu. Şu an saat 9:40 geçiyor. 2:20 geçe de batacak güneş ama son ışıklar 3:30'a kadar devam ediyor. Evin etrafı gündüz de gerçekten çok güzel. Hatta şu an tam arkamda bulunan yer bir göl. Yani ufak bir su birikintisi de diyebiliriz. Şöyle belli oluyor oval şekilde. İki tane yuvarlak şeklinde diyeyim hatta. Ama tabii ne kadar kalın olduğunu bilmediğimizden üstünde yürüme gibi bir girişime bulunmuyoruz. Size evin etrafını biraz göstereyim gündüzde. Burada kızak gibi bir şey var. Karlar altında kalmış. Burası da böyle bir aslında yani ahır tarzı bir yer gibi. Ama tabii içeride ne var bilmiyorum. Bu yolun aşağısında şu ileride gördüğünüz su aslında Botni Körfezi diye geçiyor. İç deniz burası. Burası dün size gösterdiğim ana ev bu çiftlikteki. Burası bizim kaldığımız ev. Bir tane de bu tarafta var. Şimdi biraz aşağıya doğru yürüyeyim. Tekrar aşağıdan da çekmeye çalışayım. Şu an bulunduğumuz yerden Umeya diye başka bir şehre geçeceğiz bugün. Aslında yani buraya gelmişken yapmak istediğimiz birkaç kış aktivitesi var. Bunlardan biri işte köpek kızağı, bir tanesi snowmobiling dedikleri işte o aracı karda sürmek. Bir tanesi eğer yapabilirsek buz tutmuş bir gölde ya da denizde balık tutmak. Bir diğeri de kayak yapmak. Şu an bulunduğumuz lokasyona sadece kayak yapmak mümkün gibi duruyor. Diğer aktiviteler bir sonraki gideceğimiz lokasyonlarda daha fazla var gibi. O yüzden bugün bir kayak deneyelim.
deneyeceğiz. Eğer tabii bulabilirsek, aramamız lazım birkaç bir yeri şimdiden. İsveç'te de kaymış oluruz yapabilirsek eğer bugün. Mesela bakın aşağıya gelince denizin bir kısmı donmuş gibi gözüküyor. Tabii buradan tam net anlayamıyorum ama şu beyaz kısım sanki donmuş gibi. Ama bizim tarafımız hala su gibi gözüküyor. Şu an evin önündeyim. Size dün evin önünü gösterdiğim, yürüdüğüm ayak izlerini göstereyim. Böyle gidip evi çekmiştim akşam. Gerçekten şu an gün ışığı çok iyi değil mi sizce de? Çok güzel. Renkler gerçekten çok güzel. Evimiz de hemen solumda. İsveç'teki Airbnb'lerde fark ettiğimiz şöyle bir durum var. Birçoğunda nevresim takımı havlu vesaire bulunmuyor. Yani yazmışlar oraya. Nevresim takımınızı, havlunuzu kendiniz getirin diye. Yani dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. Biz genelde değil, aslında hepsini dikkat ederek nevresim takımı ve havlusu bulunan yerlerden seçtik. Ama mesela bu eve geldiğimizde nevresim takımları yatağın üstündeydi. Siz kendiniz kuruyorsunuz. Yani yatak aşağı yukarı bu şekildeydi. Siz yastık kılıfınızı, yorgan kılıfınızı ve işte altınızdaki çarşafı kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani bizce çok saçma. It really makes me wonder. Kayak merkezine geldik şimdi. Pist arkamda gördüğünüz gibi ama maalesef hiç kimse yok. Her yer kapalı. Muhtemelen Christmas olduğundan dolayı şu an etrafta hiç kimseyi görmüyoruz. Umarız bugün kayak yapabiliriz. Bulamadığımız için kendi yöntemlerimizle kaymayı geliştirdik. Netflix'teki Ragnarok dizisinde bir fabrika vardı. Hani doğayı vesaire kirleten, belki izleyenler bilir. Arkamızdaki fabrikayı ona benzettik. Ama bu fabrika aslında bir kağıt hamuru fabrikasıymış. Çünkü Sundsvall'de kağıt üretimi, kağıt hamuru üretimi ana endüstrilerden bir tanesiymiş. Oh, sucuk yok ama kahve var. İsveç'teki ikinci vlogumuzu burada bitiriyoruz. Şimdi daha kuzeye, Umeå denilen başka bir şehre geçeceğiz. Orada hava daha erken kararıyor olacak tabii. Bir küsürde kararacak bu sefer. Gittikçe karanlığa doğru ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Üçüncü videoda Umeå'da görüşmek üzere.